Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İkinci Dünya Savaşı tankları konu olunca aklımıza ilk gelen tanklardan biri Tiger tanklarıdır. 1942 yılında Tiger 1 olarak bilinen Panzerkampfwagen 6 Tiger Aus E savaş alanlarında görülmeye başlanmıştır. 1944 yılına gelindiğinde ise King Tiger olarak bilinen Panzerkampfwagen Tiger Aus B yine savaş alanlarında yerini almıştır. Tiger tanklarını kısaca incelediğimiz videomuza göz atmak isterseniz linkine sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak bu tankların üretildiği yıllarda tankların yakın savunmaları için ağır makineli silah gerekliydi. Tiger tanklarında bir tane taratin üstünde, bir tane ise gövdenin ön burnunda olmak üzere iki tane ağır makinalı silah bulunurdu. Peki günümüzde bile tasarım harikası olarak görülen ve daha ucuz maliyetli olan MG-42 yerine neden MG-34 kullanılmıştır? Hiç merak ettiniz mi? Tiger tank mürettebatı 5 kişiden oluşmaktadır. Komutan, doldurucu ve nişancı taret bölümünde görev yapmaktadırlar. Gövde bölümünde ise sürücü ve yardımcı sürücü görev alırlar. Taretin üstünde yer alan ağır makineli tüfeği tank komutanı kullanmaktadır. Taretteki sorun MG-42 namlusunun MG-34'e göre daha çabuk ısınmasıdır. Tankın dışında olan komutanın namluyu değiştirmesi için tankın içine girip namluyu alması ve tekrar dışarı çıkıp namluyu değiştirmesi gerekmektedir. Bu da tankın yakın savunması için olumsuz bir durumdur. Burada şu yorumu yapabilirsiniz. İçeriden bir kişi versin, çok mu zor? Eğer hem yakın savunma yapılıyor hem de tankın topuyla ateş ediliyorsa evet çok zordur. Resimde gördüğünüz gibi nişancının asıl işini bırakması gerekmektedir. Bu da anlık dikkatin çok önemli olduğu çatışmalarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ayrıca namlunun değiştirilmesi sırasında yakın savunmanın azalacağını, o dönemde çok kullanılan Panzer Knacker denen bombalarla tankın etkisiz hale gelebileceğini de unutmamamız gerekir. Gövdedeki soruna geçecek olursak, aslında gövdedeki sorun tarete göre daha büyüktür. Gövde daha geniş gözükse de iç kısım taretten daha sıkışıktır. Tasarımda ağır makineli tüfeğin konulduğu yerin yan tarafındaki bölüme bakarsanız bu kısma askerler malzemelerini koymaktadırlar. Burada şunu unutmamamız gerekir. Tankın içi aynı zamanda görevli askerlerin yaşam alanıdır ve bütün ihtiyaçlarını orada saklamaktadırlar. İşte o bölgedeki alanın sıkışıklığından dolayı MG-42 yerine MG-34 kullanılmıştır. Ama alanın sıkışık olması ne gibi bir sorun teşkil etmektedir? Bu durumu videolu bir şekilde inceleyelim. MG-42'nin namlusu değişmesi gerektiğinde gördüğünüz gibi namluyu tutan mekanizma sağ tarafa doğru açılmaktadır. Ve açılan bölümden namlunun değişmesi için biraz alan gerekmektedir. Bu durumda sıkışık alanda askerleri çok zorlayacaktır. MG-42'yi inceledikten sonra MG-34 namlusu nasıl değişiyor bir de onu görelim. MG-34 namlusunun değişmesi için tetik mekanizması sola doğru çevrilir ve namlu silahın aynı hizasından değiştirilir. Ayrıca silahın soğutma kısmı yuvarlak olduğundan tankın içindeki bir yuvaya oturtulması ve ateşlenme sırasındaki titreşimin azaltılarak daha dengeli ateş edilmesi daha kolaydır. Küçük ama önemli bir neden ise MG-42'nin tetik hassasiyeti MG-34'e göre daha narindir. Dar hedeflere ateş edilirken mermilerin dağılmasını değil, aynı hedefe gitmesini istersiniz. Videoda gördüğünüz gibi MG-34 ateş ederken normal bir tüfek gibi tek tek atış yapabilmektedir. Ama MG-42 tetik hassasiyetinden dolayı bu imkanı verememektedir. Bu durumları değerlendiren tasarımcılar o dönemlerde MG-42 daha popüler olsa da Tiger tanklarında MG-34 kullanmışlardır. Bu incelemeden de şu sonuca varabiliriz. Açık alanda MG-42'nin üstünlüğü tartışılmaz. Fakat söz konusu zırhlı birimler olunca MG-34 daha yararlı bir silahtır. Sizler de konuyla ilgili düşüncelerinizi ve bilgilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.